Herkese merhabalar. Oni'ye hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz ve burayı bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Tabii birkaç bir şeyde değişiklik yapmaya karar verdim. Daha doğrusu kararım değişti. O da şu arkadaşlar. Ben normalde burada hani bir sıvı soğutma muhabbetimiz vardı ya. Termosıvı ayarlayıcımız burada çalışıyordu. Burada hani karman çorman bir sistemimiz olabilir. Bunu tamamen yıkmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Hani hazır zaten burada kuruluş sistemimiz var. Onun yerine arkadaşlar borularını düzelteceğiz. Şuradaki spamı falan kaldırdığımız zaman bu sadece buradaki termosıvı ayarlayıcı burayı soğutacak. Buradan dönen hatta direkt şu boru arkadaşlar buradan dönecek. Trafoları soğutacak, spamı soğutacak. Elektrolizörleri, hidrojen jeneratörlerini en sonunda kömür jeneratörlerini soğutup tam şu hizadan geri dönüp burada biraz da buhar türbinini soğutup arkadaşlar tekrar termosıvı ayarlayıcısına dönecek. Sonra arkadaşlar bu bölümde bir şey daha yapacağız. O da şu bah böceklerini falan bir düzenleme yapacağım. Gereksiz yere burada çok uzun taşıyıcı hatlar çektiğimi fark ettim. O yüzden abi buradaki depoyu bu tarafa taşıyacağım. Hem de buradan daha kısa olacak dediğim gibi burayı da böyle bağlayacağız. Aşama aşama yapacağım. Her şeyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Sonra bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Hatta emrini verdim. Burada arkadaşlar şurayı tamamen yıkıp hatta gerekirse hani buraları da açacağım. Buradaki arkadaşlar soğuk sulu kar geyserini için buraya devasa bir depo yapacağız. Tabi biraz yerin alanın izin verdiği kadar o da şöyle hani ters L şeklinde olacak biraz. Yani burası şu kısımdan itibaren tamamen depo olacak. Buradan da o aldığımız sıvıları buralara pompalayacağız. Tabi buradaki öyle arka proje olacak şekilde olacak arkadaşlar. O yüzden hani buranın şu anda pek acelesi yok. Başlamadan önce arkadaşlar bir planımız gelmiş. Hemen plana bakmadan olmaz abi. Her bölüm bir planımız oluyor zaten hemen hemen. O yosun diagonal. Yarısı yeşil. Bu güzelmiş abi. Bu harbi güzel. Öyle bir diagonal gelmişken arkadaşlar şunu yapmaya karar verdim. Sizlere katılıyorum abi. Şuradaki doğa koruma alanı olması gerekiyor burası. Hani doğa koruma alanını buraya taşıyacağız arkadaşlar. Bu odayı da şöyle düşündüm. Eğer ki öğrenebilirsem arkadaşlar burada bu yiyecekleri soğutma muhabbeti var ya onu yapabilirim. Abi bu arada ne tatlı şey burada miyavlıyor. Buraya onu yapabiliriz. Sonra bir şey daha fark ettim arkadaşlar. Bizim 3 tane tuvalet yetişmiyormuş. O da nasıl biliyor musunuz? Aslında problem şu arkadaşlar. Biz Florito'da şöyle yapmışız. Florito 4 ve 5'te arkadaşlar 3'er kişi var. Bu son aldığımız duplikatlar. Geri kalanında bizim ana ne denir? Ana elemanlarımız burada 4'er kişiydi. Yani bize bir tane daha Florito 6 gerekiyor aslında. Bunu yapmayacağım ama abi. Bunu yapmak yerine şunu yapacağım. Buradaki bilim odası bunlar tabi ilerleyen projelerde olacak arkadaşlar. Bu odayı da tuvalet yapacağız çünkü dediğim gibi normalde şurayı düşünmüştüm. Bura onu yaparsak eğer onu öğrenirsem onu yapacağım. Bu bilim odasında arkadaşlar şurada aşağıda bir yere taşırız diye düşünüyorum. Hemen buraya başlayalım. Burada bayağı bir işimiz var arkadaşlar. Gazları atacağız, boruları çekeceğiz falan filan. Ben hemen planlamasına başlayayım. Arkadaşlar şimdi ben bazı şeyleri planladım. Bayağı vakit alacak arkadaşlar. Burası kesin bayağı vakit alacak. Şimdi burada ne yaptım? Burada arkadaşlar şuradaki koyduğum kapıları tekrar bu tarafa taşıdım. Çünkü burayı kitlememiz gerekecek bizim. Ama yine de duplikantlara olur da burada bir sıkıntı olursa buraya girebilecekler. Tabii buna giremeyecekler buradaki rezervuar ama bence problem olmaz diye düşünüyorum. Umarım olmaz abi. Sonra dedim ki abi buradan yani bu sıvı kilitlerini koyduk bari bu tarafa da koyalım dedim. Buradan da hani girebilsin duplikantlar. Duplikantları tek bir yerden sınırlamak istemedim abi. O yüzden iki tarafa da sıvı kilitleri koyacağım. Aynı şekilde hatta burayı da yapmışlar abi. Buraya da bir sıvı kilidi koyalım. Sonra arkadaşlar bir de siz de fark etmişsinizdir. Gaz pompaları yerleştirdim. Bu gaz pompaları ne yapacak arkadaşlar? Buradaki gazları dışarı atacak. Tabii şuradaki gazın bir önemi yok ama yine de bu kömür jeneratörlerinden çıkan karbondioksit bari burada sadece karbondioksit olsun. O yüzden kirli oksijeni de buradan atacağız. Tabii buradaki kilitler bittikten sonra gaz pompaları hazır. Burası da hazır gibi gözüküyor. Abi bayağı bir şey planlamam gerekiyor. Hala yani soğutma ile ilgili de bir şey yapmadım.
Burası olacak ama arkadaşlar. Olacak yani. Umudumuz o yönde. Düplikatlarımıza güveniyoruz abi. Onlar bizi yarı yolda bırakmayacak. Her şeyi zamanında inşa edecekler diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar şuraya da bir görev verdim. Belki düplikatlar yaparsa diye. Buradaki zaten hani burayı inşa ettikten sonra mekanize doğru kapıyı kıracağız ve şöyle blok olacak. Sonra da buradaki pipleri de zamanı gelince taşırız. Bura şu anda önceliğim değil abi. Buraya şu anda en çok öncelik burada. Bunlara devam edelim. Hatta ben şunu da yapacağım abi. Buradaki duplikatlar burayla uğraşıyorken şu bahtlarla ilgili de planımı yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar şimdi buraya da şöyle bir muhabbet yaptım. Şimdi hemen sizlere gösterip gördüğünüz gibi arkadaşlar taşıma reyleri daha az alan kapsıyor artık. Bu arada odayı da yanlış yapmışım. Söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben aşağıdaki sayıya bakıyorum abi. 96 karo yazıyor. Hani o bilgilendirme amaçlı. Ben ona bakmışım. Normalde 93 karo gösteriyor. Şu köşede blok olacak şekilde bırakmamız gerekiyordu. Burayı düzelttim. Sonra yaratık sensörlerini buraya taşıdım. Sensörleri buraya bağladım. Sonra buradan çıkacak yumurtayı buraya taşıdım. Sonra yumurta demişken arkadaşlar bir de yumurta kabuğunu da seçmemiz gerekiyordu. Ben onu tamamen unutmuşum. Buraya da öyle bir düzenleme yaptım. Bu arada buradaki elektrikte şöyle bir problem oldu arkadaşlar. Buranın elektriğini yanlış yerde yapmışız sanırım. Şurada bir yerde kestik mi? Ne yaptık abi biz? Hani şu noktada kesmişiz buraları inşa ediyorken. Ama hani burayı da yaptım arkadaşlar. Burayı da düzeltme yaptım. Hani geri dönütünüz için gerçekten teşekkür ederim. Ben bunu fark etmemiştim. Hatta şunu da yapalım arkadaşlar. Şu elemanların da açsak mı ki burayı ya? Bunun üstünü bence açmayalım abi. Burada hatchler zaten bir sürü var. Hani haklısınız. Bunlar da hani kalabalıktan çıksın. Veyahut da sadece bir tane bloğu açalım. En azından o kalabalıklığı çıksın arkadaşlar. Bunlar da yumurta bıraksınlar. O yumurta kabuklarından da biz kireç üretelim. Öyle bir muhabbet de olabilir. Yani şu odayla bu piplerle ilgili bir şey yapmayacağım. Bunlar olduğu gibi kalsın bence. Sonra abi bir şey daha fark ettim. Bura 96 karo değil mi? Aynen bura 96 karoymuş. Tamam arkadaşlar ben geri kalan işlevlere devam ediyorum. Arkadaşlar burayla ilgili de bir güncelleme yapalım. Buradaki işlevleri de devam ettiriyorum. Mesela burada gördüğünüz gibi şu kısmı bayağı kapatmışlar. O yüzden burayı açma görevi verdim. Tabii şu anda buradaki duplikatların ne yaptığını pek bilmiyorum. Bunlar biraz kafalarına göre takılıyorlar buradaki duplikatlar. Ama sıkıntı yok abi takılsınlar. Acelemiz yok buradaki gezegenle ilgili. Burayı yavaş yavaş inşa ede dursunlar. Sonra da arkadaşlar tekrar buraya dönelim. Bahtlarla işimiz bitti. Aynen baht böceklerini sadece buradan alıp taşıması kaldı. O bu arada abi 14 tane yumurta varmış. Abi 14 tane yumurtayı da tek tek taşımam gerekiyor. Onları da ben bir taşıyayım hemen. Abi hepsine tek tek taşıma görev verdim. Baya bir işkence oldu gerçekten. Şuradaki görevlere 9 öncelik verelim. Tabii şu yaratık toplamayı tekrar 5'e düşürtelim. Bunu yapsınlar. Bu arada abi baya bir şeyle uğraşıyoruz. Bazı yerlerde boşluk yaptık bile. Hala buralarda moruları da çekmedik hala. Çok işimiz var. Abi gerçekten çok görev var. Yani şurada bir muhabbet var ya, sinirsel kararsızlaştırıcı. Abi keşke beni bu makineye soksalar da şu hani duplikatlara şey veriyor ya, özellik eksi 20 stres diye. Abi ben bu oyun oynadığımda hep strese giriyorum harbi yani. Yapacak çok şey var. Hangisini yapsam, neyi yapsam falan filan. Yani çok düşündürüyor. Neyse abi ben şuna devam ediyorum hemen. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şimdi arkadaşlar boruları koydum. Şu özellikle soğutma ile ilgili. Şimdi burada bir problemimiz var. Yine klasik abi. Problem şu arkadaşlar. Burayı kapatmamız gerekiyor ve burası kapatır kapatmaz arkadaşlar base ısınmaya başlayacak. Yani şu anda çok riskli bir karar alacağız. Gerçi bunun önceliği yok arkadaşlar. Hani yine burayı tamamen kurup da ondan sonra bu spawn'u çalıştırabiliriz. Ama arkadaşlar dediğim gibi hani oyun stresli yani. Neyse aşama aşama ben yine devam edeyim. Bazı yerlerin hala bu boşluk olmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bazı odalar bildiğiniz gibi şöyle köşeleri falan var. Bunlar da bir bitsin. Bunları bekleyeceğim. Yani tamamen temiz bir görüntü olması için uğraşalım bence. Arkadaşlar şurada yine biraz daha görev verdim. Burada mesela rezervuarı yıktım. Burayı yıkacağım. Biraz boruları daha çektim arkadaşlar. Mesela buradaki gaz borularının şu altısının birden buraya boşalttıracağız arkadaşlar. Böyle çok daha mantıklı olur büyük ihtimal. Çünkü zaten buradaki hidrojen biraz havaya karışacak falan ama
Olsun abi, yani ben sonradan haritadan toplayabilirim bu hidrojeni. Onlar kolay iş. O yüzden bunu şimdilik kaldıralım. Hem de bize daha bir temiz bir görüntü verir, ne yapacağımızı daha iyi karar verebiliriz diye düşünüyorum. Böyle her şey karman çorman olduğu için bence bunu yapalım yani. Hatta şuraların hemen yıkımını da hızlandırmak da istiyorum. Şurayı bir paspaslasınlar. Yani burayı paspaslasınlar. Sonra bunun altında bir şey geçiyor mu abi? Bayağı bir şey geçiyor. Ben bunları tabii önce paspaslasınlar, sonra buraları tamamen yıkalım. Abi o değil de bir şeyleri yıkması gerçekten boyunda çok zevkli yani. İnşa etmesi çok sıkıntılı ama yıkması da bir o kadar zevkli gerçekten. Şuraları yıkımına devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki hidrojen falan hani kaçmaya başladı havaya, karışsın önemli değil. Yani buradaki soğutmayı sıkıntıya sokuyoruz tabii, hani burayı açtığımız için, ama bence yine problem değil abi. Çünkü hani sonuçta amacımız burayı soğutmak. Yani bu eleman şimdilik fazla çalışsa da bence problem değil. Bu arada şurayla ilgili bir güncelleme arkadaşlar. Bu eleman 300 dereceyi geçti arkadaşlar. Ama 117 derece abi. O yüzden ben bu elemanı yine bekleyeceğim. Çok az kaldı sıvı sülfürün 115 dereceye düşmesine. O zamana kadar patlıyorsa patlasın yani. Bence önemli değil. Tamamen arızalanana kadar bence burayı soğutacak diye inanıyorum abi. Kesin yapacak bu. Bura bitince arkadaşlar size bir güncelleme yapacağım. Çalışırsa tabii. Arkadaşlar burayla ilgili de yine bir güncelleme. Burası bitmek üzere. Buralara da yıkım emri ve kazma görevleri verdim son olarak. İyice buraya depolansın arkadaşlar. Bence hani problem yok. Bu arada yine bir başka bir şeyle ilgili daha güncelleme. Arkadaşlar burası ne oldu bilmiyorum ama hem çok soğumuş yani 90 derecelere düşmüş, hem de bu eleman yani sıcaklıktan dolayı patlamış. Çok ilginç yani, burada demek ki aniden bir ısı geçişi oldu herhalde bu elemana, patladı gibi düşünebiliriz. Daha çalışmamış sanırım ama kobalt 20 ton. Gerçi yok abi, bakır da çalışmış sanırım. Aynen, 45 dönüş sonra duracak. Oha abi, 100 dönüş sonra duracak diyor. Bu bakır volkanı bize bayağı bir şey üretecek gibi duruyor. Volkanlardan da ilgili de böyle bir kısa güncelleme vermek istedim sizlere. Arkadaşlar şimdi sistem güzel bir şekilde inşa etmeye devam ediyorlar. Bayağıdır bekliyorum abi, bayağı. Şimdi arkadaşlar muhabbet ne, ben sizlere kısaca yine anlatmak istiyorum. Şimdi burada ben yalıtımlı boruları falan koydum. Hatta şuraya gelecek su borularını bile tek tek ekledim. Şöyle bir problemimiz var tabii yine burada. İç içe geçiyor bazı borular. O yüzden hani aslında problem değil de dikkatli etmemiz gerekiyor yani biz şeyleri inşa ediyorken. Bu arada gömülü diye bir bildirim geldi. Ne gömülü abi? Gömülü olan ne acaba? Ha, şuradaki şey gömülü diyormuş abi. O önemli değil. Evet, buraya tekrar bir dönelim. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane gördüğünüz gibi yalıtımlı gaz borusuyla oksijeni alacağız. Şimdi buradan alacağımız oksijenler abi konuşamadım. Birincisi arkadaşlar sağdaki buradaki atmotakımları besleyecek. En soldaki buradaki atmotakımları besleyecek. Ortadaki de arkadaşlar base'e dağılacak. Base'in büyük ihtimal zaten şuradaki duplicant'ların yaşadığı yerlere atsak, mesela 6 tane yerden atsak bile yeterli olur diye düşünüyorum. Tabi base'in estetiğine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu sefer buradan gelen boruyu, tabi şuradaki boruları da falan da ayırmamız gerekecek. Şöyle dolandıracağım abi. Hem de zaten atmo takımın ilk baştakine girmesi gerekiyor arkadaşlar. Buradan buraya bir bağlantı koyacağım. Bu zaten temiz gözüküyor. Direkt bunu kullanırız büyük ihtimal. Yani kısaca plan bu arkadaşlar. Şu anda tabi inşa etmeye devam ediyoruz. Ve şuna karar verdim abi. Biz bu jeneratörleri kullanalım artık. Hidrojen de biraz çünkü doldu, çünkü taşmak üzere. Hem de zaten hani akıllı bataryalara falan bağlı diyecektim. Ayarlamayı unutmuşuz. Çok güzel abi. Bunun yüzünden yani sıkıntı yaşayabiliriz. Bunu da arkadaşlar şöyle yapacağım. 90'a 60 yapacağım. Bunu bir yerde görmüştüm. Eleman harbi haklı yani bunu 90'a 60 yapmakta. O yüzden ben de 90'a 60 yapıyorum. Hem de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz da bizim elektrik üretimimize biraz da katkısı olsun. Gördüğünüz gibi hemen bataryalar dolmaya başladı bile. O abi, elemanlar durdu bile. Çok iyi yani, buradaki bize destek olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şurayla ilgili bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. Burası patladı. Yani burası patladı. Ben de onun yerine arkadaşlar şuraya bir tane kara koyup bu buhar türbininin olduğu yere arkadaşlar sıcaklık geçiş plakasını buzdan koyacağım. Buradan geçen o
Ham petrol aniden soğuyacak arkadaşlar. Tabi tekrar burada döngü olduğu için yine sıcak gelecek ama ben burada böyle bir şey denemeye çalışıyorum. Umarım bu başarılı olur çünkü termosu ve ayarlayıcımız patladı arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım, bir tık abartacağım belki. Bu noktayı abi biraz daha korumaya alalım. Şuradaki sıvı kilidimiz boş yere patlamasın. Bunu deneyeceğim. Bu umarım çalışır. Yani şurada bu sıvı sülfür sadece bir katıya dönüşse bitti arkadaşlar. Bu termosu ve ayarlayıcıya falan hiç yük binmeyecek artık. Hani şurayı açsak bile. Bu arada arkadaşlar ben hani önceki bölümde şey demiştim ya. Çiftçilerle hayvancılıkla uğraşan elemanlarımız iki görevi birden yapsın diye. Bence yapalım onu arkadaşlar. Charlie'ye geliyorum. Zaten hani moralimiz desteklediği için yapıyorum bunu. Yoksa hani yapmazdım zaten. Charlie'de yaptık şimdi. Joe'ya gelelim. Joe'da da zaten hani şura bitmemiş. Bir sonraki görevini oraya veriyorum. Aynı şekilde bu elemanın da Lenny abi. İsimlerini söyleyelim duplikatların. Yani böyle hakaret etmiş gibi olmasın. Tarımcılıkla da uğraşan elemanlara da yaratıklarla uğraşmayı da vereceğiz arkadaşlar. Yani Jamie ve burada Pei'ye de vereceğiz bu görevleri. Başka kim kaldı? Sanırım zaten 5 kişi olması lazım. Pei, Lenny, Joe, Jamie 4, bir de Charlie 5. Aynen. Sonra da arkadaşlar geleceğim önceliklere. Pardon, yanlış yere tıkladım. Hepsinin önceliğini hem hayvancılık hem çiftçilik iki öncelik yapacağım. Arkadaşlar şimdi aşırı ısınma ile ilgili hasarlar almaya başladığım için bu hattı doldurmaya başladım. Tabii şuradaki hattı hemen hızlıca inşa etmemiz gerekiyor. Abi gerçekten bir sürü sıkıntı var. Yani odalar boşalmadığı için, daha doğrusu gazlar boşalmadığı için, yani burada geri kalan muhabbetleri yapamıyorum. Mesela şu oda boşalmadığı için abi buradaki trafoları bağlayamadım. Trafoları bağlayamadığım için spomu çalıştıramadım. Spomu çalıştıramadığım için şu diğer spomu kaldıramadım vesaire vesaire. Yani bir sürü uğraştık. Ben de o yüzden en azından şu soğutmayı götürüyorum ki arkadaşlar en azından makineler düzgün çalışsın değil mi? Hani bari bunu yapalım istedim. O yüzden yani şu hattı kestim arkadaşlar. Şimdi buradan büyük ihtimal tamamen duracaktı. Bina eridi derken abi. Ha buradaki şeyi yapmışız sonunda. Bakalım büyük ihtimal işe yaramıştır. Aynen abi 50 derece diyor. Umarım işe yarar bu. Hatta bir tane daha geçiş plakası daha yaptırdım. Büyük ihtimal burada çok fazla sıvı olacak ama burayı soğutacaktır diye de düşünüyorum. Hatta aynen o da eridi abi. Direkt eridi hatta. Hani 118 falan çok hızlı bir şekilde düşüyor. Ben bunu bekleyeyim arkadaşlar. Bunu göstereyim sizlere. Hatta bir de şöyle bir şey oldu. Bakın türbin de çalıştığı için buranın derecesi de düşmeye başladı. Derecesi biraz daha düşsün. Buraya gireriz büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar istemediğimiz bir problemle karşılaştık. O da nedir abi? Buradaki çok tuzlu muhabbet gitmiyor. Neden gitmediğini anlamaya çalışıyorum şu anda. Hatta çok fazla sıvı olabilir diye düşünmeye başladım. Ama sonra şurayı kontrol ettim abi. Bakın mesela burada bir saniye abi biraz inceleyelim. Şimdi buradan gelen sıvı buradan dolanıyor abi. Burayı soğutuyor. Buhar türbinini soğutuyor önce. Sonra geliyor burada bu sıvıyı soğutuyor abi. Sonra tekrar dönüyor. Gidiyor. Burayı soğutuyor. Buraya gelip burayı soğutuyor. Sonra buradan dönüp tekrar bağlanıyor. Aynen hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Aslında şurayı abi kessek iyi olurdu. Özellikle şu kısmı diyorum. Burayı aslında şu sistem bir bitmiş olsaydı daha güzel olacaktı ama en azından şöyle yapalım bence. Şu hattı keselim bari. Biraz olsun belki rahatlatabiliriz umarım. Sonra da abi bu hattan şöyle yapalım. Biraz şurada sıvıyı boşalttıralım şöyle. Belki işe yarar. Zaten şurayı da boşaltma görevi vermiştim. Hemen buraya bir 9 öncelik verelim. Bu arada arkadaşlar başarılı oldu sistem. Gördüğünüz gibi sülfür katı bir şekilde dönüşmüş. Hemen buna bir kazı görevi verelim. Hızlıca buna kazı görevi vermek zorundayız. Çünkü buradan sonrasını soğutacak. Yani 122 derecelere düştü bile. Bu arada bu eleman 850 watt üretiyor abi. Mükemmel bir elektrik üretimi var burada. Tabi termosuva ayarlayıcı bozuk olduğu için hani bir işe yaradığını düşünemeyiz. Ama olsun yani bu da iyi bir şey bence. O arkadaşlar sonunda şuradaki gaz pompası bitmiş. Tamamdır abi. Sistemi artık başlatabiliriz az da olsa. O da ne demek istiyorum? Ben buraya bir elektrik kablosu çekmiştim. Bu bizi engelliyordu. Şimdi arkadaşlar kabloları şöyle ayarladım.
Buradaki elemanlara bu tek kablo yetiyor. Gördüğünüz gibi zaten 1920 var. Sadece şuradaki pompa arkadaşlar, bunun tabi elektriğini hemen bağlamayacağım. Sadece bunu ana hatta bağladım. Yani böylece tek bir trafodan burayı besleyebileceğiz. Bence bu çok mantıklı oldu. Sonra da arkadaşlar şuradaki kabloları yıktıktan sonra buraya bir hemen köprü koyacağım ve buradaki su pompu çalıştıracağız. Tabi buradaki biraz kirli oksijeni falan şuraya atmamız gerekiyor. Çok az çalıştıracağım. Hemen fazla çalıştırıp da buraya yine yük vermek istemiyorum. Sadece buraya bir inşaat görevi kaldı. Onu da bitirsinler. Mesela şuraya girişi engelledim. Burası bittikten sonra buraya da girişleri engelleyeceğim. Tabi herhangi bir toplama görevimiz var mı? Şöyle bir bakalım, benim görmediğim bir şey olabilir. Yokmuş abi, tamam, güzel. Arkadaşlar sistem çalıştı. En azından aşağıdaki pompalar çalıştı. Boşluk olana kadar çalışacak o elemanlar. Şimdi döngüde ben biraz dalmışım abi. Döngüde boşluklar oluşmuş. Yani döngüleri buradan dolduracağım abi. O da ne diyorum mesela. Bu sefer düzgün dolduracağım, merak etmeyin. Şuraya köprü koyacağım ve böylece buradaki fazla su buralara dolmuş olacak. Yani fazladan iş yapmamıza gerek kalmayacak. Bu umarım boşlukları hızlı bir şekilde doldurur. Sonra arkadaşlar buradaki trafoyu bağladım. Şöyle sizlerin de görebileceği gibi aynen böyle bağladık. Bu diğer 4 tanesini base'e dağıtacağız. Büyük ihtimal arkadaşlar ben bu bölümde de burayı bitiremeyeceğim gibi gözüküyor. Maalesef. Yani uğraşıyorum, bayağı uğraşıyorum. Bitsin diye özellikle. Ama ekstra görevler çıkıyor sürekli. O bu arada abi burası da bitmiş. Çok güzel. 3 oda birden gördüğünüz gibi boşluk olmuş. Ben hemen bunlara da bir ayar çekeyim. O da ne diyorum arkadaşlar? Şuradan bir tane boruyu alacağım. Gaz çıkışı, sadece gaz çıkışı koyalım ki çok basınçlı yapmasına gerek yok bence. Aynı şekilde şuradan da bir boru alalım. Gerçi yok abi, buraya basmayacaktık. Doğru, burası karbondioksit dolacak. Sadece şu hizaya basmamız gerekiyor. Sonra da abi buradan aynı şekilde ben şu odaya da basmak istiyorum. Buraya da direkt şu hizadan ne geliyor abi? Buradan geliyor. Şuradan bir köprü atalım, buraya basalım. Bence çok problem değil. Tabi buraya giremiyoruz. He, şu aşağıdan çekmek daha mantıklı olur. Aynen, buraya bir tane köprü atalım. Bayağı her şeyi karman çorman ettim ama bence sistem bitince her şey düzgün çalışacak arkadaşlar. Şimdiden hemen burayı boşaltmaya başlamışız. Şunu sıfır yapıyorum. Sıfırın üzerinde ise çalışın. Üzerinde abi, hemen durmayın. Arkadaşlar şimdi buradaki spamı çalıştırmaya az kaldık. Şimdi şöyle bir problem oldu bu sefer de. Ben buraya hani ekstra şey için koydum ya. Yani buradan boruyu ben şöyle kısaltacağım arkadaşlar. Buradan gelecek. Şuradan dolanıp buraya bağlayacağız. Yani şuradan giden fazlalığı da tekrar boşaltmamız gerektiğini fark ettiğim için abi yine yanlışlık yaptık. Burayı ama düzeltiriz, problem değil yani. Yine boşaltma yapar, tekrar geri buradan doldurabiliriz yani. Bunlar kolay iş. Şimdi arkadaşlar buraya su getirme meselesi var. Burada bir sürü boru gidiyor tabi. Direkt kapatasım var abi gerçekten. Hani biz yosuna güvensek de şurayı kapatsak mı acaba? Buranın oksijenini, ama bu sefer atmo takımlar çalışmayacak büyük ihtimal. En temizi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdilik idarelik borularla burayı başlatalım. Bir şekilde gerisini devam ettiririz bence. Öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar sırayla gidelim. Birincisi, buradaki gaz çıkışlarına artık ihtiyacımız yok. Bu odaları, bu 3 odayı hidrojenle doldurduk arkadaşlar. Çok güzel oldu burası bitmesi. Kafamı bayağı rahatlattı. Hemen şuradaki gaz köprüsünü falan da yıkıyorum. Aynı şekilde buradaki yalıtımlı boruyu da yıkalım. Hatta şunları da direkt yıkalım. Havaya karışsın yani, problem değil. Burayı da yıkmışız, tamam, güzel. Bu 3 odayı hallettik arkadaşlar. Burası da karbondioksit doldu ve buraya güzelim kömürü getirmişler hemen, 20 ton. Şimdi arkadaşlar ben diğer şeyi de planlayayım, sonra spomu çalıştıralım. O da nedir abi? Buradaki boruları sırasıyla hazırlamak olacak. Aşama aşama hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar boruları da yarı yarıya çektim. Şu spomu kapatmamız gerekiyor. Ondan sonra bu kabloları düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar şu ortadakini ben ikiye böleceğim. Biri sola biri sağa gidecek ve buralardan tek tek gaz çıkışları koyacağız ve buralara dağıtacağız. Bir diğer arkadaşlar buradan gelecek, şuradan dönecek ve buradaki atmo takımları besleyecek. Sonra arkadaşlar üçüncüsü de buradan direkt, zaten şurada hattımız var, temiz bir bağlantı gözüküyor. Tabi sadece şunu yapacağım, bunu arkadaşlar biraz daha karoların altına saklayacağım ki
Buradaki dekor bonusunu zarar görmesin duplikatlar. Sonra abi şurada biraz farklı boru koymuşuz. Bunları da düzeltelim. Yani sistem bu arkadaşlar, sadece dediğim gibi çalıştırması kalıyor. Asıl problemler de zaten bu abi. Şuradaki girişleri falan engellemişiz. Güzel. Arkadaşlar sistemi çalıştırmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar şu eleman 250'nin üzerindeyse çalışacak. Tabii bunu şimdilik yine açmayacağım bu pompayı. Çünkü buradaki hidrojen bir buraya oluşsun abi. Buradaki bir hizası oluşsun diye. Sonra da arkadaşlar şu elemanı da 450'nin üzerindeyse çalış diye ayarlayacağım. Bu eleman da 250'nin üzerindeyse buradaki hidrojeni alacak abi. Buradan götürecek. Şuradan hatta direkt bağlayacağız. Şimdi bu spomu çalıştırmazsak arkadaşlar sistem gitmeyecek. Tabi biraz hidrojen kaçacak. Yani yapacak bir şey yok ona. Bu arada şunu da kaldırmadığımı fark ettim. Bunu tamamen unutmuşum abi. Şuradan da geri materyallerimizi geri alalım. Arkadaşlar şimdi bir tarafı kapatalım. O da şu tarafı kapatmakla başlayacağım. Burayı arkadaşlar tamamen kapatıyorum. Şu elemanın çalışmasına gerek kalmadı. Aynı şekilde buradaki bir tane spawn'daki elemanı da şöyle yapalım. Gerçi şuradan kapatalım ki son şeyini de, buradaki suyu da tamamen kullansın. Hani bu pompaları kapattık. Şimdi bu pompadan oksijen geliyor arkadaşlar. Tamam. Burayı güvenli bir şekilde kullanabiliriz. O da ne diyorum? Şu hattı yapacağız abi. Tabii şu noktayı keselim ki boş yere oksijenin gitmesini engellemeyelim. Yani şurayı hemen kaldıralım. Arkadaşlar ben bir sonraki pompayı da bağlıyorum. Artık hani buraları da kapatalım. Şimdi buradaki gelen hidrojen büyük ihtimal buralarda dolup taşıyacak ama problem değil arkadaşlar. Hani mecbur böyle yapmak zorundayız. Yapmazsak zaten işimiz de ilerlemiyor. Hatta ben şöyle yapacağım abi. Burayı tamamen kesip bu eleman şimdilik bu hidrojeni arkadaşlar hemen şurada bir şeye depolasın. İdarelik nereye koysak? Sanırım buraya koysak daha mantıklı olur. Kablolu şey, borularımız da direkt hazır zaten. Hani bu biraz da olsa bize çözüm verecektir diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Geri kalan boruları yıkabiliriz bence bunlardan. Çıkan hidrojen de önemli değil o kadar. Çünkü burayı yapmak da istiyorum. Aynı şekilde abi burayı da kaldıracağım. Sonra hemen geliyorum arkadaşlar. Şuradan yalıtımlı boruyu buradan ikiye bölüyorum. Tam şu noktadan bölebiliriz. Aynen abi, duplikin tam zamanında yıktı. Geri kalan hattı da şuradan bağlayacağım. Sonra arkadaşlar buraya mesela gaz çıkışları atacağız sıra sıra. 1, 2, 3. Oyunda onda 3, 4, 5 tane. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane şuradaki gaz çıkışını yıkabiliriz. Sonra da abi geri kalan şuradaki boruları da, diğer sistemden kalan boruları da yıkıyorum. Aynı şekilde şu elemanları da yıkabiliriz. Hiç problem değil. Çünkü gördüğünüz gibi sistem çalışıyor artık. Şu hattı da bir değiştirelim. Ne olur ne olmaz. Buradaki boruları inşa etmeleri kalıyor. Burada hala hidrojen geliyor. O zaman abi şurayı da çalıştıralım bence. Bu elemanın da artık çalışma vakti geldi. Bu arada ben ne çektim abi daha demin? Yanlışlıkla bir şey çektim sanırım. Abi boruyu bağlayacaktım ben sadece. Heh, boruyu da bağladık. Büyük ihtimal biraz oksijen kaçacak arkadaşlar. Çünkü şu iki blokta biraz oksijen kalmış. Onlar büyük ihtimal hızlı bir şekilde gidecektir diye düşünüyorum. Son olarak şey kaldı arkadaşlar. Bu trafoları bu base'de dağıtmak kaldı. Onun da zamanı gelecek. Vallahi bayağı bir şey yaptık abi. Gerçekten bayağı bir emek harcadım. Umarım burayı bitirdiğimizde çok güzel, sonucu çok güzel olur. Aslında bir de şöyle bir şey de düşündüm arkadaşlar. Hani buradan gelen su var ya, direkt bu suyu buraya elektrolizörleri de beslesek de olabilir aslında. Bu arada hala buraya su bastığımı fark ettim. Hemen onu da kesiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Buradan gelen su, yani bu suyu istersek ikiye de bölebiliriz. Yani buradan bölüp de buradan bu elemanlara veririz. Ve böylece hani bu şuradaki pompanın üstünde yükü de azaltmış oluruz. Hem de şuradaki bir sürü borudan da feragat etmiş oluruz diye de düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sistem güzel çalışıyor. Hidrojen tabii hala fazla depolandı. Elektrik kullanımımızı artırmamız gerekiyor. O da ne diyorum? Hemen şuradan geliyorum abi. 100 kilo çelik birikmiş. Yani 10 kere mi özellik? Hani 10 kere verebiliyoruz. Ben abi 90 tane vereceğim. Çeliği bassınlar. Artık elektrikten yana sıkıntımız yok. Bu arada şurası patladı arkadaşlar. Bura
Buraya ben başka bir şey kuracağım ya. Buradan hiç memnun kalmadım. Buraya tekrar döneceğim. Sonra arkadaşlar şimdi buradaki güç kontrol istasyonlarını kullanalım. Tabi şimdi bunları kullandığımız için bu elemanlar daha fazla güç üretecekler. Yine biz hidrojeni kullanamayacağız. Bence sıkıntı yok yani. Bence problem değil yine. Bu elemanlara da geliyorum arkadaşlar. Şimdi neyi kullansak ama? Şimdi metalde en fazla neyimiz var ona bir bakalım. Şimdi metalde arkadaşlar kurşunumuz çok. Şimdi kurşun ama ben çoğunlukla elektrik kablolarını değiştirmekte kullanacağım için hani bu sayı değişecek büyük ihtimal. O yüzden kobaltı kullanasım var. Kobaltı sürekli üretiyoruz çünkü. Altını daha bu jeneratörü pardon volkanı çalıştırmadığımız için altına geçmeyelim. Aslında bakırla ilgili de şöyle bir muhabbet var arkadaşlar. Burada bakır sürekli birikecek. Tabii biz bakırı çok kullandığımız için şu anda bakır bayağı azaldı bu base'de. O yüzden hani bakır biraz daha biriksin fazlasını göndeririz diye düşünüyorum. Ha bu arada buraya ulaşamadıklarını fark ettim. Ha burada merdiven yapmayı unutmuşuz. Ve bunu da yapalım hemen. Oo yok abi burada farklı bir problem var. Oksijen gelmemiş buralara. Ha biz burada bu sistemi yaptığımız için mi oldu acaba? En azından base'e oksijen basıyoruz. Buraya neden oksijen gitmiyor? Şu sistemden dolayı olabilir. Bunu bir keselim. Ha tamamen bunun yüzündenmiş. Buradaki hidrojenler dolduğu için buraya pompa şey yapamıyor. Neyse base'e de hidrojen bassın. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben şunu tekrar 450'ye yükselttim. Çünkü bu elemanın buraya fazla oksijen geliyor. Temizleyemiyor yani tek başına çalışamıyor. Ama asıl spawn bu yani. Çalışması gerekiyordu. Bilemedim yani şu anda. Neyse arkadaşlar şimdi şunu göstermek istiyorum. Borulardaki dereceler 11 derece, 2 derece falan filan. Yani base'i bayağı bir soğutacaktır büyük ihtimal. Sonra da arkadaşlar buradaki oksijen yayıcıları devre dışı bırakıyorum. Aynı şekilde geliyorum abi. Şuradaki bu elemanları da devre dışı bırakıyorum. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Arkadaşlar bugünlük bu bölümü burada bitirelim. Çünkü bu bölümde bayağı bir stresli oldu. Yani bayağı bir şey yapmak zorunda kaldık. Bayağı bir uzun sürdü yani kayıt. Sizlere büyük ihtimal kısa bir video olabilir ama yani bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videoda şunu yapalım. Buradaki doğal korunma alanıydı sanırım. Doğa koruma alanını arkadaşlar buraya taşıyalım. Sonra arkadaşlar şu aşağıdaki sistemden kurtulalım. Tamamen bataryaları falan da yıkalım. Sonra şuradaki suyla ilgili bir düzenleme yapalım. Başka ne yapalım? Şu spamı tamamen yıkalım. Şimdi hala bu spama falan su gitmiyor değil mi abi? Aynen su gitmiyor. Şuradaki sistemi düzeltelim. Spamı yıkalım. Bu aşağıyı tamamen yıkalım. Yani düzenlemeleri de bir sonraki bölümde yapalım diye düşünüyorum. Aynı şekilde arkadaşlar bir sonraki bölümde büyük ihtimal burayı yapmayız ama yapma fikrim de olabilir abi. Bu arada bu suyu ta aşağılara attık. Yani şuraya bile bulaşmış. bir sürü sıkıntı var şu anda yine. Yani bir sonraki bölümde arkadaşlar burayı düzeltebiliriz. Yani burayı da hani aslında elektriğimiz artık çok fazla var arkadaşlar. Burayı düzeltebiliriz. Sonra da arkadaşlar buradaki altın volkanına da girebiliriz. Bu arada buradaki eleman soğuk sulu karga izeriymiş. Şu neymiş abi? Bu da kirli su menfezesiymiş ama gıda zehirlenmeli. Buralara zamanı gelince bakarız. Buranın şu anda bir acelesi yok bence. Bu arada arkadaşlar son temizleme görevlerini de verdim. Bu sistem mükemmel çalıştı diye düşünüyorum. Sadece şurada biraz oksijenimiz kaldı. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Aslında şunu 650 yapsak da bizim eski sistemi kullansak daha mantıklı olur sanki. Niye diyeceksiniz? Bunda 750, bunda 250 arkadaşlar. Yani bunlar biraz az çalışsın ki buraya biraz daha oksijen depolansın bence. Bu elemanda 450 gram olsun. Yani arkadaşlar bence bu kadar yeterli bu bölüm için. Çok güzel bir sistem yaptığımızı düşünüyorum. Yani bu sistem çok uzun süre gidecektir. Yani şuradaki hidrojene baksanız arkadaşlar. Yani bayağı bir hidrojen var. Tabi biraz yanlış element geliyor şuradaki oksijen yüzünden. Bunlar problem değil bence. Şuradakine karar vermedim arkadaşlar. Buna da siz bir yorum yazın. Kobaltı mı kullanalım yoksa bakır veya diğer diğer metallerden birini mi kullanalım? Onu da size bırakıyorum arkadaşlar. Bence bu bölümde çok güzel ilerledik. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir yorum yazıp videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.